spordan açtıysak konuyu, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayan'ı ağırlamasak olmazdı. Hoş geldin Mehmet. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim. Fıstık gibi. Fıstık yeşili. Peki, öncelikle değil, güzel... Nişanlı aram yoktur da Türkçeyle aram fena değildir. Yok yok, erkekler biz kadınlardan daha süslüler. Sonra konu söz konusu kadınlar olunca aman yarabbim. Neyse, o konuyu açmayacağım şimdi. Netameli bir başlık. Ya, o konuyu açmayacak kadar, zirvedesin. Ya çok naziksin, güzel teşekkür ya. Ederim. Çok güzel bir başarıyla başlayacağız. Tebrik gerçekten... Galatasaray'ı, kadınları tebrik ediyoruz. Tarihinde bir ilk bu. Galatasaray kadın futbol takımı şampiyon oldu. Fenerbahçe önünde dönemin Nef Stadyumu'ydu galiba. Bugünkü Rams Park'ta 7-0'lık bir mağlubiyetle başladı. İçeride mi dışarıda mı? Ama Galatasaray Fenerbahçe 7-0 mağlup olarak başladı bu serüven. Ama sonra demek ki o şubenin ilgilileri, yetkilileri gereken önlemleri aldılar. Takımı kuvvetlendirdiler ve Galatasaray ilk defa şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Burada sponsorlar da çok önemli. Yani oraya katkı veren bütün sponsorlar, işte rakip firmanın da sponsoru, çeşitli belediyeler de sponsorluyor. O yüzden bu güzel görüntülerin hemen yanına o sponsorların da katkılarının güzelliğini eklemek istiyoruz. Çünkü kadın futbolu sponsorsuz olmaz. Yani orada ne yayın geliri olur, ne reklam geliri olur, ne başka türbün geliri olur. Dolayısıyla o sponsorların varlığına da teşekkür etmek lazım. Galatasaray Kadın Futbol Takımı Metin Hoca başlamasını kutlamak istiyorum. O karşılaşmayı dün Galatasaray Sivas maç öncesi futbolcular da, Kerem, Barış gibi oyuncular da takip etmişlerdi. İki tane güzel golle Galatasaray kazandı, şampiyon oldu. Darısı erkeklerin başına diyen Galatasaray taraftarları tanıyorum. Tam da onu soracağım. Darısı erkeklerin başına olacak gibi. Son virajı da böyle yani, güzel aldı. Mayıslar Galatasaray'ındır kavramı gerçekten öyle. Yani bu artık tesadüflerin ötesine geçmiş bir camia genetiği haline gelmiş vaziyette. Hele hele dün akşam. Yani burada ben demiştim demeyi seviyorum. Ben bunu dün akşam bunu öngörmemiştim. Çünkü Galatasaray'ın zorlanacağını düşünenlerdim ben. Söylemiştim. Kaldı ki... Nelson'un ve Okan Hoca'nın maç sonu yaptığı açıklamalar da benzer durumda. İkisi de bu maçın bu kadar kolay geçeceğini düşünmediklerini söylediler. Ben %100 aynı kanaatteyim. Galatasaray kazanama zorlanır diyordum. Ama Okan Hoca birinci dakikadan itibaren öyle bir taktik ziyafeti sundu ki bize. Yani özellikle Sivasspor'un sağ kanadının ve stoperlerin arasına Barış'la Köyünü öyle kaçırdı ki ben birinci dakika itibariyle hemen o fikrimi terk ettim. Baktım saat 19.02, Okan Hoca çözmüş mevzuyu dedim. Dördüncü dakikada Barış Alper Yılmaz geriye çıkarttı. Kerem Demirbay topla iyi buluşamadı. Sonrasında iki tane asist yaptı. Bir tane de Köy'ün ortasında, bence penaltı olan pozisyonda Icardi'nin pozisyonu var. İlk yarı zaten 2-0 bitti. Icardi de bayağı gol şeyini açtı değil mi? Icardi Icardi ve Mertens son 7 maçta toplamda 20-22 gole katkı verdiler. Gol krallığı mı diyoruz ona? Hayır hayır, gol ve asist olarak katkı verdiler. Icardi ve Mertens son 7 maçta 20-22 gole katkı verdiler. Yani Mertens zaten bugün de doğum günü, 6 Mayıs 1987. Boğa Burcu. Mertens'i de selamlıyoruz. Oğlu Ciro'da elimizde büyüdü. Ama bak şimdi sorularını bilmiyorum ama kusura bakma, aklıma geldiğince söylüyorum. Galatasaray'da son belki 30 senede, hadi öncesini çok katmayalım, son 30 senede şöyle bir şey oluyor. 96 sezonundan bu yana. O Florya havası, ortamı sürekli genetik olarak transfer oluyor. Yani Hacı'nın bugün Romanya milli takım oyuncusu olan çocuğunu biz şu kadar iken biliyorduk orada. Bu kadardı. Sonra... Taferel çok uzun süre Galatasaray'da kaldı. Hacı sonra hoca olarak geldi. Fatih Hoca 5-6 dönem geldi. Arada bir Mustafa Hoca geldi zaten oranın kurucularından. Sonrasında Okan Hoca geldi. Arada Hamza Hoca şampiyon yaptı. Yani o Florya genetiği Galatasaray'da sadece futbol takım başarısı değil. Dün akşamki görüntüleri de ortaya seriyor. Yani kaygısız ve kaygısız ve kayıtsız kaldığını düşündüğüm bir Hakim Ziyech bile sonlara doğru giderken hakimiyet kayıtsız şartsız, hakimiyet bila kaydı şart Galatasaray'ındır dedirtebiliyor sana. Bu muhteşem bir şey. Yani dün akşam 6 tane gol izledik. Yani en basit gibi görünen gol basketbol seti gibiydi. Son dakikada Kerem'in
attı Icardi'nin altı pas dışına çıkıp vurduğu top falan. Yani en basit gibi görünen gol bir çalışma ürünü. Tabii o da Florya genetiğinden Okan Hoca'nın üretmiş oldu. İşte yani niye biz ufacık çocuğun Mertens'in oğlunun adını biliyoruz ki? O Florya genetiği gibi. İşte. Güzel. İşte o Florya genetiği işte. Ne güzel. Her yerde olması lazım. Ama şunu asla unutmayalım. Benim en gücük olduğum laftır. Arkadaşlık başarıyı getirir. Hayır efendim. Başarı arkadaşlığı getirir. Arkadaşlık başarıyı getirmez. Biz seninle harika iki tane dost olalım. Bu yayını kötü yapalım, başarısız oluruz. Hmm. Ama hiç seninle muhatap olmayalım, konuşmayalım. İkimizin başarısı sonra belki biz arkadaş. Ama zirve de çok soğuk ve yalnızdır. Ama yani şey demek istiyorum. Yani, anladım. Bu başarı o arkadaşlığı pekiştiriyor, güçlendiriyor. Çünkü orta yerde yaşları 18 ile 37 arasında dönüp dolaşan 25 tane erkekten bahsediyoruz. Onların egolarından, karılarından, sevgililerinden, paralarından, şöhretlerinden, oynama isteklerinden, taktik alışkanlıklarından, travmalarından. Çok doğru söyledin. Dolayısıyla hiç kimse o muhteşem arkadaşla başarı getiremez. Başarı muhteşem arkadaşlıkları getirir. Ve bir inşa süreci de yaratır. Peki haftanın diğer sonuçlarına, puan durumuna bakalım. Ve kalanlar. Tekrar tebrik ediyoruz Okan Hoca'yı ve Galatasaray'ı. Dün akşam bir futbol itirafiyet sundular. Tebrikler. Hangi gol birbirinden güzeldi? İnanın aklımda yok şu anda. Hakikaten Mayıslar Galatasaray'ın. Öyle ama ya. Bu serüven şeyde başladı. 7 Haziran 1987'de Galatasaray 14. senede şampiyon oldu. Ama sonra ligler Mayıs'ta bitince Mayıslar Galatasaray'ın oldu. Yoksa Haziranlar'da Galatasaray'ın olabilirler yani. Diyorsun. O Mayıs'ları alma sebebi uluslararası futbol takvimi. Mayıs'lar ondan Galatasaray'ın. Peki diğer valla bu haftanın haberi bence Gaziantep-Hatay maçı. Hakem hatalarında damga vurduğu bir karşılaşma oldu. Gaziantep kazansa kurtarabilirdi. Onun ötesinde Kayseri-Karagümrük maçı da iki takımın da, ki Kayseri belki kurtarmış durumda ama matematiksel durumu devam ediyor. Karagümrük için çok önemli bir puandı. 3 puan da alabilirlerdi ama bu haftanın en kritik karşılaşması bence Antep-Hatay mücadelesi. İki takımın da kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Ankara Gücü geçen hafta 1 puan almıştı. Aldığı bir puanı son dakikada elde etmişti. Aynı şekilde 2 puanı kaybetti. Toplamda Ankara Gücü de düşme hattından henüz kurtulmuş değil. Bu akşam Fenerbahçe Konyaspor'u mağlup ederse onu soracağım. Ne olur? Konya mı düşer, Antep mi düşer diye bakarız. Karagümrük de onlardan bir aday. Antalya Pendik maçı var. Kimse yanlış anlamaz. Sadece tahmin söylüyoruz. 23'te bu akşam geçiş oyunu programında zaten bunları ayrıntılandırırız ama yani şu anda matematiksel olarak Pendik kalacak olsa bile Hatay'ı ben çok şey görmüyorum. Yani hoca ya Volkan Hoca da gitti en sonunda. Hatay'ı çok konsantre görmüyorum. Konya Spor, Fenerbahçe mücadelesinden mağlup ayrılırsa altın adaylarından bir tanesi olur. Karagümrük'ün gelecek hafta Galatasaray karşılaşmasından sonra düşeceği durumda bugünkü Konya Spor, Fenerbahçe maçıyla çok ilintili, çok zor karşılaşmalar var. Karagümrük yanılmıyorsam öteki haftada Antep'e gidiyor. Yani aşağıda ben psikolojik olarak Hatay'ın çok kurtarabileceğini düşünmüyorum. Konya, Karagümrük, Antep üçünden birine lige veda eder diye düşünüyorum. Peki dönelim Fenerbahçe'mize. Fenerbahçe'de bu akşam deplasmanda Konya'da olacak ve ne bekliyorsun? Eksiklikler var çünkü takımda. Bir sıkıntı olur mu? Nasıl bir maç olur sence? Bir kere maçın favorisi Fenerbahçe. Ama bu Fenerbahçe güldür güldür oynar kazanır demek değil. Ben Konyaspor'un çok iyi bir futbol takımı olduğuna inanmıyorum. Bir de ya dördüncü ya beşinci değişiklik. Kızacaklar. Linç loading şu anda. Hani demirden korksak trene binmeyiz. Ya da Konya'ya selam olsun. Isparta'daki biz çok güzel lafla beraber itin ayarı taştan mı sakıncayız derler Isparta'da. Tamam. O yüzden onu söyleyecek olsak zaten buralara kimse çıkmaz. Diyorsun. Ben Konyaspor'un iyi bir futbol takımı olduğuna inanmıyorum. Bu akşam Fenerbahçe yenebilir, çelme takabilir, o ayrı konu. Ama Fenerbahçe kağıt üzerinde Konyaspor'a çok kaliteli bir takım. Her ne kadar psikolojik olarak camianın 2 Nisan'dan sonra konsantrasyonu bozulduysa, 17 Mart'tan sonra konsantrasyonu bozulduysa bile Fenerbahçe futbol takımı hiçbir şeye bakmadan çıkıp da rakibini şakır şakır yenecek kalitededir. Konyaspor'a Fenerbahçe'nin kaybetmesi için çok olanak sağlayabilir. Sebebi de şu, kötü bir futbol takımı olduğu için Fenerbahçe'nin yetenekli ayaklarıyla beraber Konyaspor'un da kazanabileceğini düşünüyorum. Ha, eğer Fenerbahçe kazanamazsa zaten Galatasaray Karagümrük maçına şampiyonluk iddiası ve ihtimaliyle çıkar. Ve motivasyonuyla. Yani o başka bir yere gider. 12 Mayıs 2014, 2024 pazar akşam Galatasaray şampiyon da olabilir bu akşamki maçın sonucuna göre Fenerbahçe Galatasaray maçında kalmadan. Peki bakalım neler olacak, heyecanlıyım vallahi. Ben de heyecanlanmayayım.
Niye değilse? Sanki olacakları biliyormuş gibi geliyor Allah bana. Allah. Peki çok az bir zamanım kaldı aslında. Başka sorularım da var ama Fatih Terim'i sormak istiyorum sana. Yani hocam gelecek galiba ya, öyle görünüyor. Yani bu son karşılaşmadan sonra hocam gelecek galiba Türkiye'ye. İsmini vermek istemediğim bir gazeteci var. O zaten ne söylerse çıkıyor İstanbul. Yani. Söylüyor bir hafta sonra. Kontratı sürmesine rağmen. Çünkü Yunanistan zor bir yer. Esas Türkiye Futbol Federasyonu'na bakmak lazım. Çünkü niye Yunanistan zor bir yer? Ne açıdan? Ne çok Türkiye'ye benziyor. Çok sonuçlarla kayın. Fatih Hoca'dan da beklentiler yüksek. Ya da orada bazı şeyleri hemen tolere edilmiyor bizim gibi. Biz daha tolere eden bir camia mıyız? Ama Fatih Hoca da tolere edelim ya. 8 tane şampiyonluğundan bir adamı tolere edelim yani. Anladım. Tolere edelim yani. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın esasında biz tolere etmememiz lazım. Hala. Yine oraya geldim, hala, inanamıyorum. Yani, hayır, dün açıklama yaptılar. 18 Temmuz'da seçim var dediler. Ha. İnsanlar kendi başarısızlıklarını örtmek istiyorlar dediler falan. Hani mesela Trabzonspor bu takımların arasında var mı? Kendi başarısını örtmek isteyenler arasında. Orada hedef Fenerbahçe ve Ali Koç, anlıyoruz, o kadar zekamız var da. Mesela Galatasaray şampiyonluğu kaybederse o takımlar arasında Galatasaray var mı? Böyle gibi sorular. Hala sıkılmadan o koltukta oturmaya devam ediyorlar ve ya son cümleyi söyleyeyim. Tırnak içinde futbolu muhalif olmaz da bu olaya da muhalif tarafta bulunan insanlar ve yetkililer inan ki federasyonun seçim yapacağına dahi inanmıyorlar ve bu çok ayıp bir şey. Bunu bu şekilde bizi düşündürtenler için çok ayıp bir şey. Utanmadan, sıkılmadan insanlar o koltuklarda halen kendilerini istemeyen 134 tane imza varken ve bu imza sayısı yükselecekken... Farklı olduğunu söylüyor, 134 değil diyorlar. 109 diyorlar. Federasyon bugün pazartesi PTT yoluyla... PTT'li Riva'ya gider, noter kanalıyla imzalar olur. Daha başka, ama alt ligleri tehdit ediyorlar, para veriyorlar. Alt liglerdeki insanlar gerek siyasi gerek ekonomik baskılarla buna nasıl mecbur kalıyorlar. Nasıl bir sevdaymış yahu. Sadece... Takım olsa anlayacağım Mehmet. Hani Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'yi seviyor, tutkulu dersin, bırakamıyor dersin. Bu ne? Türkiye Futbol Federasyonu yani hani... Bir şeye tutkulu olma hali de göremiyoruz. Valla Cuma günü Ali Bey'in açıklamalarının içerisinde neye tutkulu olduklarını duyduk Futbol Federasyonu'nun. Dün, bugün, belki yarın. Belki yarından da yakın. Peki. Yani çok konuşacak şey vardı. Akşam 23'te geçiş oyunda biz anlatırız. İyi tamam. Şöyle yapalım. Zaman bitti zaten. Geçiş oyununu izleyin efendim. Mehmet Ayan ve ekibiyle Cem abi ve Ahmet'le beraber. Evet.